Değerli izleyicilerimiz, hepiniz genç seslenişe hoş geldiniz. Gençlerimizin problemlerinin, sorunlarının masaya yatırılacağı, sıkıntılarının bizzat yine gençlerimiz tarafından konuşulacağı programımızda bu hafta eğitim ve işsizlik konusunu ele alıyoruz. Stüdyoda çok kıymetli iki misafirimiz var. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden, aynı zamanda Kutlu Sesleniş Dergisi'nin genç ve dinamik yazarlarından Sayın Mert Gülek, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, ve sağ olun. Sayın Ali Yeşilkaya, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mert Bey, sizle başlamak istiyorum. Sürekli konuşulur. Türkiye'nin en büyük avantajlarından, elinde bulundurduğu en büyük değerlerinden birisinin gençlik olduğu söylenir. Gençlik nedir? Hangi yaş aralığını kapsamaktadır? Ve de ülkemiz için önemi ne düzeydedir? Bu yeterince anlaşılabiliyor mu? Sizle öncelikle başlayalım. Buyurun. Ülkemizde gençliğin öneminin yeteri kadar anlaşılmadığını düşünüyorum açıkçası. Gençlik 15 ile 30 yaş arasındaki grubu ifade etmektedir. Türkiye'de gençliğin eğitiminde, Türkiye'de gençliğin geleceğe bakış açısında çok olumsuzluklar var. Bugün bunları ifade etmeye çalışacağız. Evet. Öncelikle her yıl 700 bin kişi üniversitelerden mezun oluyor ve istihdam olanakları arıyor. Bunlardan 100 tanesinden, Türk Kamusu'nun yaptığı bir araştırmada, 100 tanesinden 20 tanesi iş bulma ümidini yitirmiş durumda. 30 tanesi iş bulamıyor ve KPSS sınavına her yıl 900 binin üzerinde üniversite mezunu başvuruyor. Buradan anlaşılacağı üzere bu aslında 10 yıl süre zarfı içerisinde iktidarda bulunanların özel sektöre önem vermedikleri, istihdam olanaklarını geliştiremedikleri ve hala yüzyılımıza dahi gençlerin devletimizi bir ekmek kapısı olarak gördükleri anlaşılıyor. Ve bir eğitim sistemi ortaya koyulacaksa ve bu eğitim sistemi gençlere ufuk verecekse önce bir ülkü, bir ideal sahibi olan gençler olması lazım. Ülkemizde bugün eğitim politikalarının ifade ettiği şekliyle bir ülkü, bir ideal yok. Bireyselcilik anlayışı var. Ve eğitim sisteminde ezberci eğitimden henüz kavramaya dayalı bir eğitim sistemine geçemedik. Öğretmene dayalı bir eğitim sistemimiz, öğrenciye dayalı bir eğitim sistemi olmadı. Çağdaş eğitim kuramlarını uygulamıyoruz. Dörtlerle başlayan bir eğitim sistemini ülkemize getirdiğinizde bunun altyapısını sağlayamaz iseniz, bunun öğretmen ihtiyacını sağlayamaz iseniz başarılı olamazsınız. Bugün dünyanın birçok yerinde üniversite öğrencilerinde, üniversiteden mezun olan öğrencilere bir ülkü gösteriliyor. Bizim gençliğimize verebileceğimiz ideal nedir? Niçin yetiştiriyor? Milli ve manevi değerlerimiz bugün ülkemizde gençlerimize verebiliyor muyuz? Ve bugün 21. yüzyılda postmodernizmin yaygın olduğu ve postmodernizme bilgi çağına geçmekte olan ülkemizde ne yazık ki bugün o şartların getirdiği olumsuzluklara karşı gençlerimizi, bizleri, devletin eğitim politikaları hazırlayamıyor. Yani ortada bir zenginlik, bir donanım, Türkiye'nin geleceği açısından bir yatırım söz konusu mevcut. Ancak yeterince bu değerin farkında olunmuyor, olunulmadığı gibi bunun nasıl akışkanlığa çevrileceğinin de yolu bulunmuyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Şimdi dünyaya bakıyoruz, dünya coğrafyasına. Genç nüfusun en fazla yoğunluklu olduğu ülkelerde Meksika başı çekiyor, Türkiye ikinci sırada. Bugün işte TÜİK'in yaptığı bir araştırma var önünde. 2011 yılı nüfus sayımına göre nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında. Çok büyük ve muazzam bir rakam. Hele hele işte Avrupa ülkelerindeki nüfusun gerilediği düşünülürse, Orta Doğu bölgeleriyle karşılaştırılırsa, Türkiye şayet insana yeterince yatırım yapabilirse önde gözüküyor. Geçmişimize de bakmakta yarar var. Örneğin Türk milleti geçmişinde ne zaman büyük atılımlar yaptıysa, özellikle çağ açıp çağ kapattığı dönemlerde dahi gençliğin mutlaka ön planda olduğunu görüyoruz. Bunun dünya ülkelerinde de örneklerini görebilmek mümkün. Mesela Japonya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm kaynakları yıkılmış, yok olmuş, yeraltı zenginliği olmayan bir ülke. Ama baktığınızda insana yatırımının sonucunu bugün almış gözüküyor. Japonya ham maddesi olmayan, yeraltı kaynakları olmayan bir ülkeyken bugün yetiştirdiği nitelikli insan profili sayesinde dünyada ekonomik ve teknolojik anlamda önde gelen ülkeler arasında. Dolayısıyla eğitimin önemi burada herhalde biraz daha ön plana çıkıyor. Kaya Bey, üniversite öğrencisisiniz. Yani. Üniversitelerden devam etmek istiyorum. Üniversite eğitimlerinde gençlerimizin sıkıntıları nelerdir? Şimdi şunu bir kere göz önünde bulundurmak lazım herhalde.
eğitim ve işsizlik sorunu birbiriyle bütünleşmiş durumda. Tabii. Yani yeteri düzeyde sağlıklı bir eğitim alamayan üniversite öğrencileri bunun ceremesini mezun olduktan sonraki dönemlerde çekiyorlar. Sanayiciler de bundan çok fazla yakınıyor. Yeterince yetişmiş kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz diyorlar. Böyle bir sorunun varlığı aşikarken üniversitelerdeki eğitimin düzeyi, kalitesi nasıldır? Bize bunu biraz anlatabilir misiniz? Şimdi günümüzde Türkiye'de bulunan üniversitelerde ne yazık ki nitelik bakımından değil, daha çok nicelik bakımından, sayıyı arttırmaya yönelik, kişilerin daha fazla üniversite eğitimi almasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ancak baktığımız takdirde üniversitelerde ders veren hocaların ya da üniversite eğitimi almış olan öğrencilerin gerekli altyapıyı sağlayamadığını görüyoruz ne yazık ki. Tabii bu şekilde üniversiteden mezun olan öğrencilerin de herhangi bir iş bulması ya da özel sektörde ya da devlette bile iş bulması zorlanıyor. Baktığımız zaman Mert arkadaşımız az önce söyledi, 900 bin kişi yılda KPSS'ye başvuruyor. Bu da demek oluyor ki insanların özel sektörden ziyade devleti bir iş kapısı olarak görmeye hala 21. yüzyılda devam ettiği anlaşılıyor. 100 üzerinde üniversite açıldı geçtiğimiz yıllarda. 139 tane. 139 tane. Şu anda evet. Türkiye'deki üniversite sayısı. 139 üniversitemiz var şu anda Türkiye'de. Ancak baktığımız takdirde çoğu bunların çadır üniversitesi maalesef. İçerilerine gerekli eğitim verilememekte. Yalnızca ben yaptım oldu izlenimi vermek amacıyla yapılmış şeyler. Yüksek okulların üniversiteye çevrilmesi, boş bulunan binaların rektörlük binasına çevrildiği, değişik bir eğitim sistemi içerisinde yer alıyoruz şu anda. Bu açıdan baktığımız zaman insanların bir eğitim almadan, bir altyapıya sahip olmadan özel sektörde iş bulma imkanı maalesef yok. Özel sektörde son yıllarda yapılan bir çalışma var. Yurt dışından öğrenci getirmeye başladılar ya da öğrencileri yurt dışına göndermeye başladılar. Madem bizim bu kadar çok üniversitemiz var, bu kadar sağlam bir eğitim sistemimiz var, üniversitelerde biraz başarı sağlamış olan öğrencileri bizim özel sektör, bu dernekler, bu birlikler, top gibi mesela örneğin bu birlikler, yurt dışında eğitim almaya yönlendiriyor. Oradan aldıkları eğitim sonucunda Türkiye'de getirip onları istihdam ediyorlar. Şimdi eğitimin kalitesiyle beraber herhalde bu noktada niteliği de önem kazanıyor. Tabii. Yani bakıyorsunuz bugün 100'ün üzerinde üniversite açıldı diyoruz. İşte mevcut iktidar bunu ayrıca bir propaganda aracı olarak da kullanıyor. Tabii. Şu kadar üniversite açık, bu kadar açtık. Fakat altyapısı tam olarak kurulmadan, örneğin memleketin en ücra köşesindeki bir il. Her yer vatanımızın toprağıdır. Ancak buralarda yeterince yurt yokken, altyapı eksikliği varken, öğrencilerin nerelerde barınılacağı tam olarak tespit edilmemişken, açıldıktan sonra bile bu sorunlar devam ederken, böylesine bir yatırımda bulunmak herhalde şekilcilikten öteye geçmiyor. Öyle değil mi? Tamamen yüzeysel bir yaklaşım. Yani şimdi hem eğitimin kalitesi konusunda bir sıkıntı varken, bu eğitimin verilmesi noktasında sağlanacağı altyapılarda da büyük eksiklikler mevcut. Evet. Şimdi üniversitelerde bir bütün olarak düşünmek lazım. Üniversitenin dilimize çevrildiği zaman anlamı evrenkent anlamına gelir. Buraları bir yerleşim merkezi tarzında düşünülmesi gerekiyor. Üniversiteye gelen öğrencilerin sadece orada eğitim alıp gittiği, öğretim alıp gittiği, bir şeyler öğrenip gittiği bir yer değil. Aynı zamanda sosyalleştiği, çeşitli aktivitelerde bulunduğu ve üniversitenin ruhunu anladığı yerler olması gerekiyor. Ancak baktığımız zaman sadece eğitim veriyor, o da ne kadar veriyor, o da göreceli kavramlar. Tabii buralarda gerekli barınma ihtiyaçları karşılanmadığı için o üniversiteye giden öğrencilerin çok büyük sıkıntılarla karşılaşılıyor. Üniversitelerde oraya giden öğrenciler genellikle özel yurtların, onların fikriyatının kucağına itilerek. Yani bu noktada zaten büyük bir eksiklik mevcut. Evet. Kayıt Yurtlar Kurumu gibi bir kurum var bugün Türkiye'de. Var olmasının gereği sebeplerinden bir tanesi, yüksek öğretim öğrencilerine barınma imkanlarını sağlayacağı yerler oluşturmak. Bakıyorsunuz Türkiye'de yurtlar konusu büyük bir problem haline gelmiş durumda. Kredi Yurtlar Kurumu yeterince yatırım yapamıyor, yeterince yurt kuramıyor. Kuramayınca burada doğan bir pazar diyelim bunun adını artık. Çünkü hakikaten ticari bir rant kapısı haline çevirenler de var bunu. Bir takım gruplar tarafından özel öğrenci yurtları kurulmaya başlanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Şimdi buna şu açıdan bakmak lazım. Devlet üniversiteleri açıyor, bunlara barınacak yer bulamıyor ve sonuç olarak da buraya gelen öğrenciler daha çok devletin politikası dışında politika üreten bir takım yani cemaatlerin kucağına gidiyor. Milli duruş sergileyelim. Şimdi devlet
kendi vatandaşına, kendi öğrencisine ne olursa olsun sahip çıkmak durumunda. Evet. Devlet bunun için var. Ancak öyle sahip çıkmıyor. Kendi öğrencisine imkanını tanımadığı vakit bu alanı başka birilerine bırakıyor. Evet. Nitekim olan da bugünümüzde. İnsanlar, peki Mert Bey şunu sormak istiyorum sizlere. Bu yurtlarda kalan, çünkü bu konuda ben de geçmişte öğrenci hareketliliği içerisinde aktif bulunmuş bir isim olarak gördüğüm bir sorun. Bu yurtlarda kalan öğrenciler özellikle kendilerini borçlu hissediyorlar. Kendilerine bu imkanı sağlayan insanlara karşı. Neden böyle oluyor? Öncelikle şunu ifade etmekte yarar görüyorum ben açıkçası. Bir insana yardım ettiğiniz zaman bir minnet borcu duyuyor. Ve bugün gençlerimize, üniversitede okuyan, bizimle birlikte okumaya devam eden gençlerimize çeşitli dini gruplar, bu dini grupları ben özellikle kendi tanımımla söylemek istiyorum, diyalogçu, dinler arası diyalogta başını çeken bu gruplar, gençlerimizi, üniversitelerdeki gençlerimizi bir takım vaatlerle kandırarak kendi düşünce yapısına içerisine alıyorlar. Bu paralel bir devlet yapılanmasını oluşturmaya yönelik bir girişimdir. Burada devletin önemli kademelerini ele geçirmeye yönelik bir girişimdir. Yetiştirdikleri gençleri devlette önemli kademeler getirerek yeni bir paralel devlet yapılanması oluşturmaya çalışıyorlar. Burada bizim inançlı ehli sünnet ve İslamiyet'in esaslarını tam olarak uygulayan cemaatlere ve diğer dini gruplara sözümüz yok. Burada birilerinin uşaklığını yapan, okyanus ötesinden emir alan ve İsrail'le paralel hareket eden dini gruplara buradan ben bu ifadelerini söylemek istiyorum açıkçası. Böyle bir girişimde bulunuyorlar. Biz bunun sonuna kadar karşısındayız. Çünkü bu gruplar İslamiyet'in ana esaslarını bozdukları gibi insanların kafalarını da bulandırıyorlar. Hristiyanlara ve Yahudileri cennete sokan ve emir aldıkları efendilerinin yörüngesinde hareket eden bu grupların karşısında durmak, vatanını, bayrağını seven, ülkü sahibi gençlerin görevi olmalıdır diye düşünüyorum. Peki bu konuda sizce neden bir takım atılımlar, yatırımlar yapılmıyor? Biraz önce örneğini verdik. Misal verelim. Ordunun falanca bir ilçesinde yüksekokul, biraz önce Kaya da söyledi, üniversiteye çevriliyor. Burada öğrenciler barındırılmaya başlanıyor. Öğrenci oraya gidiyor, kalacak yeri yok. Evet. Yani yer bilmez, yurt bilmez ayrıca. Ankara'dan kalkıp gidiyor ya da Kayseri'den. Hiçbir şey bilmediği için kiminle iletişime geçeceğini de bilmiyor. Kalacak yer noktasında kendisinin başka bir alternatifi yok. Bir yerde kalacak illaki. Kendi yaşantısını öğrenimi sürdürebilmek için illaki bir yerde yaşayacak. Bu noktada acaba devlet neler yapabilir, neler yapmıyor? Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'nu baz alarak konuşursak ne diyorum yarar var. Sizce neler yapılmalı? Kredi Yurtlar yani, Kurumu... Pardon affedersiniz. TOKİ gibi bugün ülkemizde söyleniyor ya, çok böyle zengin bir kuruluş var. Her yere evler yapıyor. Her yere efendime söyleyeyim konutlar götürüyor. Mega kentler kuruluyor deniliyor. Yapıların kalitesi hakkında çok fazla bir bilgimiz yok. Ne derece yaşanılabilir? Deprem olduğunda kalitesi. Ancak ne hazindir ki bu açık ortadayken, yurtlarla alakalı sıkıntı ortadayken devletin imkanları bir anda sönüp kalıyor. Bunu anlamak aslında çok zor değil. Bizim devamlı olarak ülkü sahibi, milliyetçi gençler arasında devamlı olarak konuşulan bir şey vardır. Biraz önce Kaya arkadaşım da ifade ettiler. Bunun çok seçkin bizim adamı Sayın Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun devamlı konuşmalarında vurgular. Ve biz evren kentler düşünüyoruz. Üniversite içerisinde camisinin olduğu, üniversite içerisinde yurdunun olduğu, içerisinde yani sosyal yaşantının olduğu, sosyal yaşantısının olduğu evren kentler olarak değerlendiriyoruz üniversiteleri. Gelelim bu sorunuzu soruya. Devletin özellikle bu konuda eksik kalması öncelikle bir takım gruplara imkan sağlamaya dönük. 1980'li yıllardan beri dikkat ettiğinizde bu süreç devam ede gelmiştir. Yani gençler bunu böyle mi algılıyor? Gençler bunu böyle algılıyor. Devletiniz varken neden birileri burada bazı faaliyetleri yürütüyor diye algılıyorlar. Burada devletine ve milletine bağlılık hissetmek isteyen gençler var ama mecbur. Anadolu'nun bir hücra köşesinden gelmiş. Gariban, yer bilmez, yurt bilmez. Yer bilmez, yurt bilmez. Bir imkanı yok. Ne yazık ki başka kollara itiliyor. Devlet bu konuda özellikle bir takım gruplara, ne yazık ki bir takım gruplara imkan sağlayabilmek için bunu göz ardı ediyor. Bir de bunun bir siyasi bir yönü var. 130 tane siz ifade ettiğiniz üniversite açıldığı söyleniyor. Bu 130 tane üniversite açılması seçim öncesine denk gelen bir süreç. Evet. Seçime dönük bir meslek yüksekokuldan bozma üniversite olmaz. Eğitim kalitesi düşüyor ve buralara yurtlar yapılmıyor. Buradaki insanlara yeterli imkanlar verilmiyor. Bu tamamen
siyasi olarak yapılıyor. Oy avcılığından başka bir şey değil bu. Gelin hep beraber adam gibi üniversiteler açalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı Devlet Bey bunu söylüyor. Gelin hep beraber destek verelim, gelin beraber yapalım diye. Ama siyaseti istismar için, oy avcılığından dolayı iktidar partisi kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Biz bu konuda çok rahatsızız. Ve bugün YUTKUR'un ve bunun paralel kamu kuruluşlarının çok büyük hataları var. Üniversite mezunu olan genç, üniversiteyi bitirdikten sonra devletin vermiş olduğu krediyi 2 yıl içerisinde ödemek mecburiyetinde. İş bulamadığını düşünün, nasıl ödeyecek? Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin programında da ifade edildi. Evet, 2011 seçilmeyenlerimizde evet, Milliyetçi Hareket Partisi bunu işlemişti. Onu söylemekte yarar görüyorum. Tabii ki, tabii ki. Yani üniversite öğrencisi üniversitesini bitiriyor. Evet. Hayata yeni atılıyor. Artık yuvadan uçan bir kuş misali kendi kanatlarını açarak uçma peşine düşüyor. Kendi yaşantısını sağlayacak. Öğrenciyken devletin kendisine verdiği bir kredi var. Yani bu krediyi alsın kendi eğitim masrafları için ya da üniversite hayatı boyunca sosyal yaşantısı için kullansın amacıyla verilen bir kredi var. Bu kredi ne olup ne bittiğine bakılmaksızın 2 yıl sonra öğrencilerden tahsil edilmeye kalkılıyor. 2011 seçim beyannamesinde Milliyetçi Hareket Partisi şöyle bir öneride bulunmuştu. İktidara gelirsek şayet biz öğrencilerin kredilerini iş buluncaya kadar süre kısıtlaması olmasın, kesinlikle geri alınmayacağını belirtmiştik diye. Kaya Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Sizce krediler nasıl yapılandırılmalı, nasıl uygulanmalı ve hangi periyotta geri alınmalıdır? Gençliğin bakışı nedir bu konuda? Şimdi tabii krediler konusunda hükümetin uyguladığı bir hokkabazlık var diyelim. Daha doğrusu biz krediler almaya başlamadan önce bize senet imzalattırılıyor. Ne kadar belli para alacağınız belli. Belli, neredeyse evet, belli. Az buçuk, bir çok ufak bir oynama oluyor. Ve ondan sonra hükümet reklam yapıyor. İşte şu kadar zam yaptık, şu kadar zam yaptık, bu yıl o kadardı, bu kadar oldu tarzında. Ancak bizim ne kadar kredi alacağımız zaten 5 yıl öncesinden belli. Tabii. Bu sistematik bir şekilde zaten zamlandırılan bir şey. Hükümetin elinde olan bir durum değil. Ama sırf bunu reklam yapmak için kullanıyorlar. Biz üniversiteden mezun olduğumuz takdirde 5 yıllık kredi borcumuz olacak. Yaklaşık 11-12 milyar falan bir borç oluyor. Mezun olduk. Bunun faizi var. 2 sene içerisinde, 2 sene sonra bunu geri ödemeye başlıyoruz. İşiniz olsun ya da olmasın. Olmasın, hiç fark etmez. Bunu mecburen tabii ödemeniz gerekiyor. Şimdi ben iş bulamadıysam bunu nasıl ödeyeceğim? Ailemin durumu yoksa, devlet de bana bir iş imkanı oluşturmuyor. Ben eğitim fakültesi mezunu olacağım. Ancak benim bölümümün ataması yok. Özel sektöre yönelmeye kalksam, özel sektörde zaten elime geçecek para belli. Hı. Baktığınız zaman benim bunu bu kadar yoğun işsizliğin olduğu bir dönemde geri ödeme şansım yok. Ama devlet bize bu konuda bir yardım da bulunur da biz iş bulana kadar, işimiz rayına girene kadar bize bunu ötelerse biz o zaman daha rahat bir şekilde öderiz bunları. Tabii ki. Yani o konu çok hassas bir konu. Dikkat edin, her sene yıl başlarında özellikle üniversite öğrencilerine yönelik kredileri şu kadar arttırdık, bu kadar zam yaptık gibisinden bir takım haberler çıkıyor ortaya. Ama gerçekte öğrencilerin ne kadar kredi alacaklarına dair imzaladıkları senet ortada. Yani bu öğrenci toplamda öğrenimini sürdürünceye kadar şu kadar kredi alacaktır diye sözleşmeye zaten imzasını atıyor. O kadar borca giriyor. Fakat geri dönüş bakıyorsunuz sanki öğrencilere bir sadaka veriliyor ya da kendi maaşlarına zam yapılıyor gibi bunun duyurusu içerisine giriliyor. Bu bir kere siyasi bir an. Hiç de hoş bir davranış değil. Bunu belirtmek lazım. Şimdi 2 yıl sonra bunların geri ödemesinin başlanması arzulanıyor, söyleniyor da demiştik. Bunu diyebiliyorsanız demeniz için herhalde bu ülkede işsizlik gibi bir sorunun da olmaması lazım. Bunda herkes hemfikirdir. Yani ancak bu ülkede işsizlik gibi bir sıkıntı yoksa, üniversite mezunu gençler üniversitelerinden sonra işlerini bulabiliyorlarsa 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra, 1 yıl sonra, 6 ay sonra hiç önemli değil. Geri ödemeye başlayabilirler. Fakat bugün bakıyorsunuz işte önümüzde yine veriler var. Aralık dönemi genç nüfusta işsizlik oranları %20'ye dayanmış durumda. 2011 yılı içerisinde kimi aylarda işsizlik oranı %25'lere gelmiş durumda. Bu resmi rakam. Yani bunun bir de mutlaka gayri resmi değerlendirmesi vardır. İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede sizce gençlere yaklaşım nasıl olmalı Mert Bey?
Öncelikle işsizlik sorununu önce bir tanımlamakla yarar görüyorum ben açıkçası. Türkiye'de bugün %9, yani resmi rakamlara göre %9, 2,5 milyonla 3 milyon arasında bir işsizlik rakamı var. Bu resmi ve gayri resmi rakamların bir ortalaması şeklinde ifade etmek istiyorum ben. Böyle bir işsizliğin olduğu bir ülkede ve bunun yanı sıra gizli işsizliği de eklersek, tabii iktisatçılar çok iyi bileceklerdir, gizli işsizliği eklersek Türkiye'de 6-7 milyona yakın işsiz var. Ve bunlar devletin yapmış olduğu, İşkur'un yapmış olduğu, vermiş olduğu rakamlar bunlar. İşkur'da da iş başvurusu yapanların sadece sayılarını alıyor. Diğerleri de sayılmıyor. Ve bunun yanı sıra böyle bir işsizlik probleminin olduğu, istihdamın bu kadar daraldığı, bu kadar ekonomik dar boğazda olan bir ülkede gençliğin geleceğe olumlu bakabilmesi, ideallerini gerçekleştirebilmesi için bir olumlu bir taraf göremiyoruz biz ne yazık ki. Ve bizim en çok onur duyduğumuz, en çok sevindiğimiz şey Milliyetçi Hareket Partisi'nin projesi olan gençlere faizsiz faizsiz bir şekilde kredi vermesi. Evet. Ve aynı zamanda barınma sorununu çeken her gence artı kredi miyatı artı 100 TL vermesidir. Evet. Ve ben bir başka hususu ifade etmek isterim. Türkiye'de yıllardan bu yana bir ilerleme, iktisadi bir ilerleme olduğu ve bu iktisadi ilerlemenin de topluma yansıdığını söylüyorlar. Biz hepimiz her işlerimiz var, üniversitede okuyoruz. Bunların hepsi de yaşıyoruz. Türkiye'de bir balon var Türkiye'de. Yüksek faiz, düşük kur politikasıyla ikame edilen, devam ettirilen bir ekonomi ve bir balon var. Efendileri sıcak parayı kestikleri zaman Türkiye'de yeni bir ekonomik kriz meydana gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir takım siyasi partinin vaganı olduğu diyenler, ben açıkça ifade etmek isterim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin vites konu olmuşlardır. Yani şimdi şunu belirtmekte yarar var. İstihdama dönük birkaç şeyi de ifade etmek isterim. Tabii Türkiye'de gençlerin istihdamına dönük hangi çalışmalar yapılmıştır? Bugün Türkiye'de kaç tane fabrika açılmıştır? Evet. 80 yıllık süre zarfı içerisinde bakıldığında kurulan sanayi tesisleri, ağır sanayi tesisleri veridir. Bu 10 yıl süre içerisinde özellikle ifade etmek istiyorum. Bir Petkim gibi bir kuruluşu özel sektöre kurdurabilmiştir. Bırakın devleti. Bugün serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kurdurabilmiş midir? Yapabilmişler midir? Sıcak paranın geldiğini söylüyor. Bu sıcak para kaç tane gencimize, kaç tane üniversite mezununa iş imkanı sağlamıştır? Çok güzel bir yere değindiniz. Bunlar Türkiye'nin asıl problemleri şimdi ekonominin tam olarak rayına oturmamasıdır. Yani işsizlik oranımız bu kadar yüksek. Bu kadar yüksek. Yapılması gereken bunu düşürmek için evet. Nedir? Yeni iş kollarını evet. Oluşturmak. Yani yeni iş sahalarını yaratabilmek evet. Gençlere. Sıcak parayı soğutmak. Evet. Fakat bırakın yeni işletmelerin tesisleri kurulmasını, Türkiye'de maalesef mevcut halde binlerce, yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan, iş olanağı sağlayan işletmeler satılmış durumda. Özelleştirme adı altıyla. Şöyle veya böyle. Şimdi yatırım noktasına bakıyorsunuz, herhangi bir yeni istihdam olanı yaratmaya yönelik hiçbir sektör yok. Evet. İşsizlik oranı günden güne artıyor. Gençlere yönelik yeni istihdam olanaklarını ayarlayamıyorsunuz ama ortaya çıkıp piyasada her yerde kameraların karşısında bulduğunuz her platformda gençlere böyle destek veriyoruz, şöyle destek veriyoruz diyorsunuz. Bir kere bunun kabullenilmesi mümkün değil. Şunu belirtmekte, altını çizmekte yarar var. Gençlere yapılacak yatırım doğrudan Türkiye'nin geleceğine yapılacak yatırımdır. Bakınız 2025'te yani 2025 yılında Türkiye'nin dünyada genç nüfus oranı en yüksek ülkesi olması bekleniyor. Şimdi biraz açmak istiyorum burayı. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. 2025 yılı yani 2023 ile bağdaşlaştıralım, arada çok uzak bir mesafe bir süre yok. Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip olduğu ülkesi. Bugünlerde 2023 projesini bir yerlerden araklayan, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden araklayan isimlerin samimiyetsiz olduğu da burada ortaya çıkıyor. Elinizde 2023'lü yıllarda böylesine donanımlı, güçlü bir gençlik yaratabilecek potansiyel varken, nüfus olarak söylüyorum, siz bunu yapmıyorsunuz. Sağa sola birilerine, bir takım gruplara emanet edilmiş, milli şuurdan uzak, milli bilinçten uzak bir gençlik yetiştirme peşine düşüyorsunuz. Yani öncelikle bir bunun değerlendirilmesi lazım. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım. Lümpen söylemler, içi boş laflar maalesef Türkiye'yi bir yerlere getirmez. Atılım yapmak istiyorsanız, kalkınmayı sağlamak istiyorsanız,
öncelikle gençlere bir kere nitelikli bir eğitim vermek zorundasınız. İsmail hangi branşlarda neye devletin ihtiyacı var? Atıyorum mesela bugün Türkiye'nin dış ticaret açığının en fazla olduğu alanlar araştırılabilir ki bunlar arasında enerji ilk sırayı çekiyor. Demek ki bu konuda Türkiye bir takım girişimlerde bulunması lazım. Bir takım yatırımlar yapması lazım ki bu dış ticaret açığını kapatabilsin. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Falanca ülkeden falanca petrolü kesiyoruz, filanca ülkeden alıyoruz diyorsunuz. Türkiye'nin potansiyelinin farkında olmayan, Türkiye'nin yeni potansiyellerini yaratma amacı taşımayan bir anlayışın samimi olmasını bekleyemezsiniz. Bu noktada siz eğitim fakültesi öğrencisisiniz. Fen Edebiyat Fakülteleri, eğitim fakültelerinin sorunlarına, öğretmenlerin sorunlarına herhalde biraz değinmekte yarar var. Dünya ile eşdeğer tutulduğunda Fen Edebiyat Fakülteleri genelde bilim insanı yetiştirmek için, yani kimyager, biyolog ya da diğer alanlarda yetişmiş insanları ortaya çıkarabilmek, bunlara yetmek için kurulmuş eğitim birimleri. Türkiye'de ise biraz daha sanki bana öyle geliyor ki, benimle birlikte topluma da, eğitim fakültelerinin yanında öğretmen yetiştirmek için kurulmuş olan, hayatını devam eden eğitim birimleri, yüksek öğretim birimleri olarak karşımızda duruyor. Bunun sıkıntısını herhalde en çok sizler çekiyorsunuz. Eğitim fakültesi öğrencileri olarak. Türkiye'de bir öğretmen açığı mı var ki Fen Edebiyat Fakültelerine böyle bir misyon yükleniyor? Sizce durum nasıldır? Türkiye'de bir öğretmen açığı olduğunu söylemek çok zor. Bunun tek bir sebebi var. Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan kişilerin alanlarında iş bulma imkanı olmadığı için formasyon eğitimi alarak ne yazık ki öğretmenlik yolunu tercih etmelerinden kaynaklanıyor bu. Tabii eğitim fakültelerinden mezun olan fizik, kimya, biyoloji öğretmeni adayları da bundan çok büyük çekiyorlar. Çünkü Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan kişilerin onların branşlarına kanalize edilmesiyle hem kendi arkadaşlarıyla hem de Fen Edebiyat Fakültelerinden gelen kişilerle yarışmak durumunda kalıyorlar. Bu durumda da girebilecek olanlar, öğretmen olabilecek olanların da önü kesilmiş oluyor. Tabii bu bize çok büyük bir problem gösteriyor. Eğitim alanında bu kadar çok yatırım yapılmasına rağmen ne yazık ki bu eğitilmiş kitlenin nasıl yönlendirilebileceği, bunlardan nasıl istifade edilebileceği konusunda bizim büyük bir eksikliğimiz ortaya çıkıyor. Yani mevcut hükümet 10 yıldır yapmış olduğu politikalarla birçok fakülte açmıştır, üniversite açmıştır. Ancak buradan mezun olan kişilerin ne yapacağını, nerede çalışacağını dair herhangi bir etüt çalışması yapmamış. Bu gayet açık ve net ortaya çıkıyor. Bu. Yani devletin hangi okulda ne kadar, hangi branşta görevini sürdürecek öğretmene ihtiyacı var? Bunlar tam olarak belirlenmiyor mu diyor? Hayır, kesinlikle belirlenmiyor. Çünkü geçenlerde kendi bakanları açıklama yaptı. Artık eğitim fakülteleri açılmasını engelleyeceğim diye. Evet. Türkiye'de mevcut 200 bin civarı öğretmen açığı var. Ancak mezun olan öğretmen sayısı 350 binin üzerinde. Ama işte Kaya, demek ki orada da şöyle bir durum yapılacak. Nasıl ki ithal doktoru Türkiye'ye dışarıdan getiriyorsa, efendim söyleyeyim ithal mühendis getiriyorsa dışarıdan, demek ki kendi vatandaşlarını, kendi gençlerini eğitmek için de kendi milli kimliğinden uzak olan insanları getirebilir gibi bir anlayış ortaya çıkıyor değil mi? Tabii çıkıyor. Yani siz demek ki böyle bir açık var ortada. Öğretmenler, atanamayan öğretmenler nüfusu günden güne artıyor. Eğitimdeki kalite azalıyor. Siz çıkıyorsunuz, eğitime şu kadar yatırım yapıyoruz. Fatih projesine bu kadar ödenek ayırıyoruz. Biz bir nesil yetiştirebilmek için dindar nesil, kindar nesil her neyse şu kadar olanak ayırıyoruz diyorsunuz. Ama her şeyden önce insan merkezli bir anlayışı benimsemeyip, herhalde benim anladığım kadarıyla biraz da parasal, ekonomiyi göz önünde bulunduran bir sistem ortaya koyuyorsunuz. Bir eğitim sistemi ortaya koyuyorsunuz. Bakın çok önemlidir. Bugün Türkiye'nin tüm meselelerinin aşılabilmesi için mutlaka ve mutlaka yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yeraltı kaynaklarınız olmayabilir. Petrolünüz, doğalgazınız, altınınız gibi ekonomik değerliliği olan, işlevselliği olan bir takım yeraltı kaynaklarınız olmayabilir. Programın başında Japonya örneğini verdik. İkinci Dünya Savaşı'nda iki tane atom bombası yemiş. Yerle bir olmuş. Nüfusunun büyük bir bölümü kırılmış olan bir ülke. Ama ne yaptı? Kendi insan gücüne, kendi insanına değer verdi ve bugün dünyanın sayılı ülkeler arasına girdi. Japonya'ya da gitmeye gerek yok. Bizim kendi milli tarihimize bakalım. Ne zaman büyük atılımlar yapmışsak, ne zaman başımızdaki belaları def etmişsek, bunların hepsi genç nüfus sayesinde olmuştur.
Örnek verelim yani Çanakkale'de mücadele eden nüfus kimdi? Gençler değil miydi 17-18 yaşındaki gençler? Türküler yakmadık mı biz? Hey 15'li 15'li diye. Ya da 15 yaşında genç arkadaşlarımız. Ya da dönün bakın Cumhuriyetimizin ilanı dönemine. İlk milli ateşi yakanlar İstanbul Darülfünun'u yani İstanbul Üniversitesi öğrencileri değil miydi? Kendi işgali savunan hocalarına karşı tavır almadılar mı? Biz hürüz ve özgür bir ülkeyiz demediler mi? Bugün inanıyoruz ve görüyoruz ki aynı gençlik, mayası aynı şekilde temiz kalmış gençlik bu ülkede var. Ama maalesef bu gençliğin önünü açabilecek, Türk milletini çağlar ötesine sıçratabilecek potansiyele sahip bu gençliğe yeterince olanak sağlanamıyor. Öğretmenlerimiz bu noktada birinci derecede görevli insanlar. Bakıyorsunuz atama noktalarında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bakıyorsunuz maaş noktalarında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ne hikmettir? İhalelerde, maaşlarda, şunlarda, bunlarda birilerinin yandaşları ve kendileri binbir türlü dalaverelerle, alaverelerle kendilerine ne malar sağlarken öğretmenlerimiz, yani sizler, siz de bir öğretmen adınız. Bey, ben bu özellikle bu atamalarla ilgili birkaç söz etmek istiyorum. Bugün Türkiye'de mesleki eğitime önem verdiğini söyleyenler, mesleki ve teknik eğitim, ticaret, turizm, eğitim fakültesi, endüstri, sanatları, eğitim fakültesi kapatmış durumda. 2016 yılında tamamen kapatılacak. Bunlar ne yaman bir çelişkidir? Bu nedir? Bugün bu iktidar döneminde 10 yıllık süre zarfı içerisinde mesleki ve teknik eğitimdeki atamalar neredeyse durduruldu. Ben bir eğitim fakültesi öğrencisi olarak bunu şiddetle kınıyorum. Diğer iktidarlar döneminde mesleki teknik eğitimde mezun olan öğretmenler atanıyorlardı. Bu ne yaman çelişkidir? Bugün Gazi Üniversitesi'nin mesleki ve teknik eğitimde, ticaret, turizm, eğitim fakültesinde mezun olan öğrenciler ne yapacaktır? Öğretmen olmak idealiyle yanıp tutuşmuş ve eğitim fakültesine gelmiş, öğretmen olmak istiyor. Hedefi o, ülküsü o, memleketine hizmet etmek istiyor ama bu iktidar, bu genç yetişen nesli önünü kesiyorlar. Bugün 4'lere başlayan, 4+4+4 ile giden eğitim sisteminde mesleki eğitime önem vereceklerini söylüyorlar ve bununla ilgili bir düzenleme yapılacağını söylüyor. Böyle bir eğitim sisteminde öğretmen yetiştiren kurumu olmayınca nasıl bir eğitim sistemi olacak? Evet, çok güzel. Ve bunu da ifade ederlerken Avrupa Birliği'nde bu fakültelerin denkliğinin olmadığını söylüyorlar. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milli kelimesini silin ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı deyin ve Avrupa Birliği Eğitim Bakanlığı deyin. Yani bu kadar yaman çelişki, bu kadar milli değerlere ters bakan bir eğitim sistemi ve böyle bir eğitim bakanı olamaz. Yazıktır, günahtır. Binlerce öğretmen üniversitelerde bekliyor, kimisi eylem yapıyor. Ve mezun olmuş KPSS sınavına giriyor, 95 alıyor, 90 alıyor, atanamıyor. İntihar edenler oldu. Bunun vebali, bundan kim sorumlu olacak? Bu gençlerin ahından sizi nasıl yatacaksınız mezarınızda? Yazıktır, günahtır. Yani bunun için... Ve bugün ticaret, turizm, eğitim fakültesinde okuyan, diğer eğitim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımı saygılarımla selamlıyorum burada. Hepsinin burada derdini söylemekten belki sesimizi duyarlar diye şeref duyuyoruz. Çünkü şuna da bakmak lazım. Ve yani bu gençlerle birlikte sıkıntı çeken yalnızca genç arkadaşlarımız değil, aileleri aynı zamanda. Evet, aileleri. Yani kendileri üzerinde yıllarca uğraş vermiş, emek vermiş anne ve babalar da aynı sıkıntıyı çekiyor. Ben bir bizim fakültemize mezun olmuş bir ağabeyimizle görüştük. Artık diyor ailemle kahvaltı yapmaktan utanıyorum diyor. Ya. Sayın Başbakan bunun hesabını nasıl verecektir? Duyarlı olursa, hassasiyeti varsa elbette ki verecektir. İnşallah. Burada beklentimiz, herkesin beklentisi, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının beklentisi, bu konuda sıkıntı olanların beklentisi budur. Ancak maalesef yapılanlar yapılacak olanların da aynısıdır. Ve bir başka husus da, biraz önce Fen Edebiyat Fakültelerinden bahsettiniz. Fen Edebiyat Fakültesi'nde mezun olan bir fizik bölümünden mezun olan, kimya bölümünden mezun olan bir öğrenci araştırma yapmak istiyor. Evet. Ve bu yapacağı araştırmalarda devletinden destek istiyor. Ve bugünkü iktidar bu öğrencilere destek veremiyor. Türkiye'de bilimin ilerleyebilmesi, teknolojinin ilerleyebilmesi için ARGE çalışmalarına önem verilmelidir. Fakat görülüyor ki ARGE çalışmalarına bir önem verilemiyor. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte çok seçkin insanlar yetiştiler. Evet. Dünyanın en genç profesörü Türk profesördür. Siz de iyi bilirsiniz Oktay Sinanoğlu. Ve yine Ordinaris Profesör Doktor Rehaus Türkkan vardır. Sosyal psikoloji, tarih biliminde çok seçkin çalışmaları vardır. O günkü eğitim sistemi demek ki Türk milleti istediği sürece seçkin insanları çıkartabilir ve yetiştirebilir. Önemli olan
adam gibi düzgün bir eğitim sistemi oturtabilmektir. Yani milli bir eğitim sistemini evet, ortaya koyabilmektir. Milli bir eğitim sistemini ortaya koyabilmektir. Bugün görüyoruz ki artık yani bu iktidar Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki milli kelimesini silmesi kendi fikriyatı için bir problem yoktur. Burada da özellikle bir konu var. Yeni çıkan eğitim kanun tasarısı kabul edildi biliyorsunuz geçtiğimiz evet. günlerde. Ve bir takım üniversiteler açıldı bir takım şahıslarla. Burada Türk milletine çok değerli çalışmalar yapmış ve Türk milliyetçiliği fikriyatını, Türk İslam ülküsünün Türkiye'de siyasi olarak varlığını tesis etmiş Alparslan Türkeş Bey'in adının bir üniversiteye verilmesine karşı çıkılması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alnında yazılmış bir kara leke olarak kalmaya devam edecektir. Rahmetli Mustafa Pehlivanoğulları'nın mektubunu meclis kürsüsünden okuyup okuyanlar, kendilerini siyasi çıkar elde etmek isteyenler bu konuda da samimiyetsizlikleri ve ortaya koymuştur diyebiliriz burada. 2023'ün de fikir babası Sayın Genel Başkanımızdır. Onu da çaldılar. Evet. 2023 lider ilçe vizyonunu biz yaptığımız bir kongreyle yıllar önce yaptığımız bir kongreyle gelecek yüzyılda sözleşme olarak ifade ettik. Orada da 2023'ü ifade ettik. Artık bir fikri olmayanlar oradan buradan çalarak kendilerine bir ideal göstermeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi Mert Bey bir şeye bakmamız lazım. Sayın Genel Başkanımız 2000'li yılların başında bu vizyonu ortaya koydu. Evet. Bugünkü sayısal verilere bakıyoruz. 2023'lü 25'li yıllarda Türkiye'nin dünyanın en genç nüfusa sahip ülkesi olması bekleniyor. Altı boş laflar değil bunlar demek ki. Bir de ben sizlerde inanın şunu görüyorum. Hangi kesimden olursa olsun 2023 vizyonu menşei bellidir. Kim söylerse söylesin. Evet. Projesinin sahibi bellidir. Samimi insanlardır bu projeyi ortaya koyanlar. Türk gençliği bunu benimsemiş. Türk gençliği bu ideal için kendileri bir takım çalışmalar, bir takım atılımlar yapmak için istek içerisindeler, arzu içerisindeler. Ama bu ne yazık ki ortaya konulabilmesi için destek görülemiyor, sağlanamıyor. Milli eğitim sistemi dedik. Milli ruhtan ziyade daha çok yani toplumsal, millet olma anlayışından ziyade herhalde biraz bireyselcilik ön plana çıkıyor. Bizim şu andaki mevcut eğitim sisteminde. Kimse misak-ı milliden, milli ülküden, Türk devletinin milli davasından bahsetmezken Amerika menşeili, falanca ülke menşeili, yeni Osmanlıcılık fikir akımlarının, hülyalarının peşine düşmeye başlıyorlar. Kaya Bey size sormak istiyorum. Eğitim fakültesi öğrencisiniz. İnsan psikolojisi konusunda da mutlaka eğitim görüyorsunuzdur. Toplumsal millet olma şuuru taşımayan bir eğitim sisteminden ziyade bireyselciliği ön planda tutan bir eğitim sisteminin bu ülkeye zararı ne olur? Bunun en önemli zararı bugün içinde bulunduğumuz durum olur. Yani bugün içinde bulunduğumuz durum bunun en önemli sonucu. Bakıyorsunuz geçmişte baktığınızda siz Japonya örneği vermiştiniz. Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığı andan itibaren ulusuna, gençlerine tamamıyla milli bir şuur aşılayarak bugün dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Bizse tam o dönemlerde bundan vazgeçerek, milli şuur aşılama bilincinden vazgeçerek tam tersi bireysel olarak insanları yetiştirme modeline geçtik. Bunun sonucu olarak da karşımıza işte içinde bulunduğumuz maalesef atanamayan öğretmenler, kişiliksiz, kimliksiz, ne olduğundan haberi olmayan. Kendisine güveni de kalmıyor yani. Bu evet. insanların, düşünsenize 4 sene yüksek öğrenimini okumuş, tamamlamış, iş bulamıyor. Kendine güveni de kalmıyor ve şunu sorgulamaya başlıyor. Benim kendime yararım yokken milletime ne gibi bir yararım olabilir? Bundan daha büyük bu ülkeye, bu millete verilebilecek zarar olmaz diye düşünüyorum. Tabii hükümetin uygulamış olduğu politikalar sebebiyle zaten insanlar bugün bu duruma düştüler. Başbakanın geçenlerde bir açıklaması vardı. Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok diyor. Bunu söylediğiniz zaman zaten üniversite açmanızın herhangi bir mantığı değil kalmıyor. Mi? 139 tane üniversite açmışsınız ne fayda? Sonuç olarak sen bunlara iş bulamıyorsun, iş imkanı sağlayamıyorsun. O zaman üniversitelerde bir nitelik olmadığı ortaya çıkıyor. Kişilere bağlıysa eğer. Zaten burada sırf başbakanın bu sözü üniversite eğitiminin bireysel olarak yapıldığını evet. ortaya koyuyor. Bir bilinç, bir milli bir kültür, bir milli bir akım olarak ortaya konulmadığı, bunun herhangi bir millilik taşımadığı o anlaşılıyor. Çünkü normal ülkelerde, bu işin bilincinde olan ülkelerde bir başbakan böyle bir söz söylese taşlarlar. Maalesef bize biraz işler farklı yürüyor. Tabii. Ben Orta Doğu Gazetesi'ndeki köşe yazımında bir misal vermiştim. Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff
yolsuzluk olayı ortaya çıktı, istifa etti. Maalesef bizim ülkede yolsuzlukla alakalı iktidar son derece sabıkası kabarıkken böyle bir şey bizde söz konusu olmuyor ne yazık ki. Maalesef. Pekala. Şimdi şeye de bakmakta yarar var. Vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasındaki uçurum da günden güne büyüyor. Bir ton vakıf üniversitesi de kuruluyor. Devlet kendisinin bu imkanı yok mu ki vakıf üniversitelerine böyle bir olanak sağlıyor? Ya da başka bir deyişle bu konudaki eksik olan taraf, bu konudaki boş alan yan nere ki vakıf üniversitelerindeki artış devam ediyor. Siz biraz önce bir şey söylediniz. Mert Bey dediniz ki devlet bir takım yeni atılımlar yapamadığı için, öğrencilerin yolunu açamadığı için bir takım insanlar türeyebiliyor. Yüksek öğretim sistemindeki bu duruma bakış açınız nedir? Şimdi öncelikle şunu ifade etmekte yarar var. Türkiye'de sadece üniversitelerde değil, bütün eğitim sisteminde, orta ve ilkokullarda bunlar özelleştirmeye gidiyorlar. Ve buradaki özellikle vakıf okullarında, vakıf üniversitelerinde devletin koymuş olduğu çerçevenin dışına çıkılıyor. Düşünce olarak çerçevenin dışına çıkılıyor ve bir takım mihratların odağı haline geliyor. Bugün devlet kendi imkanları varken vakıf üniversitelerinin kurdurulmasında ne acet? Niçin kurduruyorlar? Niçin özellikle destek veriliyor? Bu vakıf üniversitelerinin kaynağı nedir? Veya vakıf üniversiteleriyle birlikte özel televizyonlar kuruluyor. Namuslu, şerefli, inançlı, niteliğin insanlarımızdan toplanan paralarla kuruluyor bunlar. Bugün işlemekte olan ve iktidarın müdahalesiyle biliyorsunuz Deniz Feneri davası var. Akamete uğradı bunlar. Üzerine gidilmesi. Ben öyle zannediyorum ki birileri, daha önceki konuşmamda da ifade ettim. Paralel bir devlet yapısı kurmak için, kendi düşüncelerine yönelik bir devlet yapısı kurmak için vakıf üniversitelerini destekliyorlar. Ve bunun önünde de yargının da el değiştirmesiyle onların tanımına göre kendilerine yanlış bir yargı yaratmalarıyla bunun önüne de geçilemiyor. Ve Türkiye'nin gelecek günlerde ve gelecek yıllarda karanlık bir dönem beklediğini görüyoruz. Çünkü bugünkü süreçte postmodernizmin getirmiş oldukları olumsuzluklar, milli kültürün yok olması, insanların birbiriyle ayrışması, milli değerlerin iflasına dönük bir dönem yaşanacak. Ve böyle bir eğitim sistemiyle, böyle bir vakıf üniversiteleriyle, böyle kendi düşüncelerini de ifade ettikleri siyasi hareket idealleriyle bir yere varmak mümkün değildir. Öyle kapitalizmin karşısına veya başka ideolojinin karşısına bu tür düşüncelerle, fikirlerle çıkarsanız, kendi düşüncelerinizi ifade ederken milli değerlerinizi unutursanız bir başarıya ulaşamazsınız. Karşınızdaki fikir akımı ne olursa olsun, yani her türlü biz bir toplumuz, biz bir milletiz. Karşımızda geçmişte olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de çeşitli akımlar, çeşitli küresel bir takım zihniyetler çıkacaktır. Aşikar. Çok üzerinde durulmayan bir konu ama hassas bir konu olarak görüyorum ben. Sizin küreselleşmeye bakış açınız nedir? Küreselleşme kaçınılmaz mıdır? Küreselleşme şayet kaçınılmazsa Türkiye ve Türk milleti bunun karşısında nasıl durmalıdır? Kendi küreselleşme politikası var mıdır? Varsa nedir? Bunun uygulama metotları nelerdir? Bir genç olarak, Türk genci olarak nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle ifade edeyim. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte, basın ve medyanın ilerlemesiyle birlikte dünya bir köy haline geldiği söyleniyor. Ve milli kültürlerin yok olması, milli değerlerin, yerel değerlerin ezilmesi ve tükenmesi ve tek bir kültürün ve hatta bir yerlerde bu pazarlığı yapılıyor, bir yerlerde görüşülüyor. Tek bir inanç sisteminin ve bunun yanı sıra tek bir dilin, bugün İngilizce dünya dili olması yıllar önce tasarlandı. Türk milletinin, seçkin aydın insanların bunu görüyorlar. Ama devleti idarelerinden görmüyorlar burada. Burada tek bir dünya devleti oluşturmaya çalışılıyor. Burada çoğu... Bizim alternatif bir görüşümüz var mı sizce? Evet, bizim yani alternatif... Yani küreselleşme anlamında dünyaya geçmişi olduğu gibi yeniden nizam verme anlamında Türk milletinin bir ülküsü var mı? Türk milletinin içerisinde, fikrinde böyle bir ülküsü var. Ama bunu harekete geçirecek olan siyasi iktidar yok. Bizim güzide Türkiye Cumhuriyetlerimiz var, İslam dünyası var. Hep birlikte bir araya gelerek dünyaya yeniden nizam verebiliriz. Bu küreselleşmenin getirmiş olduğu olumsuzlukları tek tipleşmeyi aşabiliriz.
tek bir kültüre hakim olmasını aşabiliriz. Ben bunun Türk milletinin içinde değerlerinde olduğuna inanıyorum. Ve bunu başaracağına da inanıyorum. Ve bugün burada bunu milli değerlerin tek temsilcisi, siyasi hareket olarak Milliyetçi Hareket Partisi, Türk İslam Ülküsü diyen Milliyetçi Hareket Partisi, İslam'ın değerleri savunan Milliyetçi Hareket Partisi ve bir başka yerlerin yataklığını yapmayan, değerlerine sahip çıkan, her alanda söylemekten korkmayan Milliyetçi Hareket Partisi. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, neyi konuşursanız konuşursun, eksenimiz belli bizim. Diyarbakır'da da Türk milleti diyebiliyoruz. Ege'de de Türk milleti diyebiliyoruz. Washington'da da Türk milleti diyebiliyoruz. Hı. Ama birileri var ki, Erivan'da Ermeni, Washington'da Amerikalı, Erbil'de Peşmerge olabiliyorlar. Ama Ankara'da ne yazık ki Türk İslam değerlerini ağzına alamıyorlar. Bizim bunların karşısına çıkabilmemiz için değerlerimize sahip çıkmalıyız ve başbuğumuzun bize göstermiş olduğu Türk İslam ülküsü hedefine yürümeliyiz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Değerlere sahip çıkarsanız ve ilerlerseniz bunların karşısında durabilirsiniz. Ama eğer sahip çıkılmaz ise açıkça söylüyorum ki Türkiye bugün bir çevreleme hareketi içerisindedir. Türkiye'nin yan komşularına bakıldığında çoğunun yönetim sistemlerini değiştirmeye çalışılmaktadır. Ve sıra Türkiye'dedir. Buradan genç kardeşlerimizi, üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyorum. Konuşmalarımızda da, yazılarımızda da uyarıyoruz. Türkiye bir çevreleme hareketindedir ve kendisine gelmelidir. Kendisine gelmez ise Irak'ın başına gelenler, Suriye'nin başına gelenler Türk milletinin başına da gelecektir. Her yerde vurguluyoruz, burada vurgulamakta yarar görüyorum. Birinci dereceden sorumlu olanlar da hiç şüphesiz geleceği yaşayacak olan genç arkadaşlarımız. Evet. İşte şimdi özellikle bunu söylemekte yarar. Mert Bey biraz önce değindi. Küreselleşme olgusu içerisinde. Bunu şunun için soruyorum. Çünkü Hazreti Ali'nin bir sözü var. Çocuklarınızı kendi yaşayacakları dönem için hazırlayınız diyor. Biz 2023'lü, 2025'li, 2030'lu ve 2040'lı yıllarda yaşayacak olan bir nesiliz. Cenab-ı Allah ömür verirse. O dönemde karşılaşabileceğimiz problemlere de değinelim istedim. Onun için bir soruyu sordum. Size de soruyorum. İsmail Gaspıralı'nın çok güzel bir sözü var. Bizim de kendimize ilke edindiğimiz bir sözü. Dilde, fikirde ve işte birlik idealini ortaya koyar İsmail Gaspıralı. Mert de biraz önce açıklamaya çalıştı. Türkiye'nin yalnızca Anadolu coğrafyasında değil, dünya coğrafyası içerisinde son derece geniş etki alanına sahip bir ülke olduğunu belirtti. Bu konuda da geçmişten günümüze kadar gelinen süreç içerisinde Türk milletinin üstlendiği son derece büyük misyonlar var. Gerek İslam'ın yayılması adına, gerekse Türk milletinin veya dünyadaki mazlum adaletsizlikler karşısında inleyen milletlerin yardımına koşması anlamında kendisine üstlenmiş olduğu bir misyon var. Bugün günümüze geliyorsunuz. Maalesef bu olgu yok edilmeye çalışılıyor gibi bir intiba var. Gençler buna nasıl bakıyor? Üniversite gençleri nasıl bakıyor özellikle? Bizim milli bir kimliğimizin, milli bir ülkümüzün ve projemizin olduğunun farkındalar mı genç arkadaşlar? Genç arkadaşlarımıza, daha çok çevremizdeki insanlara bunu anlatmak için olabildiğince, elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ancak şöyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz genelde. Kişilerin devletin bazı politikalarını kavramak yönünde sıkıntıları var. Şimdi devlet Orta Asya'da, Orta Doğu bölgesinde birçok Türk devletine, Müslüman devletlere Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani bizim Türk milletinin bir ufacık bir işaretini beklemektedir. Yani bizden bir kıvılcım görseler, bizim bir şey yapabileceğimizi farkına varsalar, gelecekler bizim yanımızda duracaklar. Türk milleti, gençlik olarak herkes bunun farkında. Yani bizim geçmişimizi herkes biliyor. Osmanlı döneminde yapılanlar bugün niye yapılmasın? Bunlar bugün de yapılabilirler. Türk milletinin Yalnız Osmanlı değil, Türk milletinin bin yıllık bir tarihi birikim var. Şimdi birileri bugün ısrarla Osmanlı'yı ön plana sürüyorlar ama Selçuklu zamanında da Avrupa Hun, Göktürk Devleti, Büyük Hun Devleti, Karahanlar, Gazneliler, yani tarihe bakın, tarihin seyrini oluşturma noktasında Türk milleti her zaman ön planda bulunmuş bir millet. Bir tarihçinin dediği gibi, şimdi tarihten bugün, Türk'ü çıkarsanız tarih kalmaz. Aynen öyle. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de içi boş kavramlarla birilerinin, yani dışarıdan gelen küresel odakların desteğiyle özellikle bölgemizde bir takım faaliyetlere giriştiğini görüyorsunuz.
İnleyenler, sıkıntı çekenler, Müslümanlar, bunlara kol kanat gelen, yol açansa ne yazık ki yine Türkiye'deki iktidar. Mert Bey, bir soru sormak istiyorum size bu noktada. Programımızın da sonuna geldik. İlginç bir araştırma olduğu için bugün bunu gündemimize alıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı geçtiğimiz haftalarda bir araştırma yaptılar. Bu araştırmaların sonucuna göre de Türkiye'de gençlerin en büyük hayranlık duyduğu liderler kimdir diye sormuşlar. Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü sırada da Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey çıkmış. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la Atatürk'ün eşleştirilmeye çalışması sizce neden? Bir taraftaki Recep Tayyip Erdoğan'a bakıyorsunuz. Milli kimliğin milli kimliğe zarar verme noktasında, milli ülkeye zarar verme noktasında Recep Tayyip Erdoğan'dan daha büyük kimse etkili olmamış. Ön bayrağı alıp yürüyememiş. Habur hadisesi hepimizin aklında. Mustafa Kemal Atatürk'e bakıyorsunuz. Yalnız Anadolu'yu değil, tüm dünyadaki Türk-İslam coğrafyasının hürriyetini kazanması noktasında sonsuz derecede mücadele etmiş, direncini ortaya koymuş başarılı bir lider. Sebebi nedir sizce Recep Tayyip Erdoğan'la Atatürk'ün kıyaslanmasının? Öncelikle bu araştırmanın nasıl yapıldığına bakmak lazım. Bu araştırmayı okuyup inananlar olacaktır. Onun için ben araştırmalar hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Araştırmalar yapınca önce bir evren, sonra bir örnekten belirlenir ve onlara anketler uygulanır ve böyle bir araştırma olur. Zannediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi bir gençlik şöreni toplamış ve orada bu araştırmayı bu anketleri dağıtarak yapmış. Buradan öyle anlaşılıyor. Araştırma ne olduğunu bu özellikle bu açıdan belirtmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk devletimizin kurucusuyla başbakanı kıyaslamak kadar komik bir olay olamaz. Bir tarafta Türk milletinin değerlerine sahip çıkmış, bayraktarlığını yapmış, bu kutlu devleti kurmuş bir şahsiyet, bir büyük devlet adamı. Emperyalizme karşı mücadele etmiş bir ender şahsiyet diyelim. Evet. Diğer tarafta Havur'da PKK'lıları karşılayan, çadır mahkemeleri kurduran, ağzından tek bir defa dahi Türk milletini ağzına alamayan böyle bir şahsiyet kıyaslamak, devamlı olarak vurguladığımız gibi bunlar yeni bir devlet kurma eğilimindeler. Ve kuracakları devlet de Anadolu'ya veya Anadolu devleti. Türk milletinden bu kadar utanç duyan bir şahsiyet Türk siyasi hayatında Başbakan Erdoğan kadar var olmamıştır. Türk milletinden utanç duyduğunun bir başka ifadesidir. Bu araştırmanın da zaten genç bir bizden 10 yaş büyük bir bakan var. Spor bakanı. Evet. Özellikle yapılmamış bir araştırmadır bu. Bu araştırmanın gayesi ileride kurulabilecek, Türkiye Cumhuriyeti devlet içinde kurulabilecek bir başka devletin aslında yansımalarıdır. Ve bu devletin kurucusu da, banisi de öyle anlaşılıyor ki oraya zemin hazırlanıyor, Başbakan Erdoğan bizim olacaktır. Tek tabii bizde, buna karşı verebilecek tabii, bir cevabımız var. Ben, Türk genci buradayken, Türk genci memleketine bağlı, memleket aşığı, milleti uğruna her şeyden vazgeçen, önce ülkem ve milletim diyen bir Türk genci ortadayken birilerinin bunu yapmasının imkanı yok. Bunu da belirtmek lazım. Ben son kez şunu söylemek istiyorum. Biz birileri gibi Türk tarihini bir bölümünü alan, bir bölümünü almayan bir siyasi hareket değiliz. Evet. Bilge Kağan'dan günümüze kadar Türk milleti içerisinde yetişmiş herkesi değerlendiren, herkesi alan bizim Osman Bey de vardır, Bilge Kağan da vardır, Mustafa Kemal Atatürk de vardır. Biz bir çimentoyuz. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'ten itibaren alıyor. Diğerleri Osmanlı döneminin bir bölümünü alıyor. Biz hepsini alan, bir bütün halinde değerlendiren ve değerlerimize sahip çıkan bir siyasi partiyiz. Ve programın sonuna geldik. Öyle anlaşılıyor ki 2023'e doğru başbuğumuz Alparslan Türkeş'in adını üniversiteden vermekten çekinenler Abdullah Öcalan'ı çıkardıklarında Dicle Üniversitesi'nin adını Abdullah Öcalan Üniversitesi olarak değiştirecekler. Bunu söyledik. Türkiye, biz varken birileri biz varken bunu yapamayacaklardır. Bunun yapılmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kaya Bey, sizin son sözlerinizi alalım. Mert Bey'in dediği gibi bu coğrafya üzerinde oynanan oyunlara Türk milleti, Türk gençliği, bu milli şuura sahip olan gençlik hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Bizler Türk'ün ayak bastığı, Türk'ün tarih sahnesinde var olduğu günden bugüne kadar tarihimiz içerisinde neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bugün de gerektiği takdirde bunları yine bütün dünyaya gösterebileceğimizi yine bütün dünya biliyor. Benim son sözlerim bunlar olacak İsmail Bey. Çok teşekkür ediyorum bugün programımıza katıldığınız için. Değerli izleyiciler, gençlerimizin sorunlarını bundan sonraki haftalarda da beraber program konuklarımızla birlikte masaya yatırmaya çalışacağız. Bugün Türk gençliğinin
en büyük sıkıntılarından olan, özellikle yüksek öğretim gençlerinin en büyük problemlerinden olan eğitim ve işsizlik sorununu masaya yatırmaya çalıştık. Bunun yanı sıra yine Türkiye'nin en temel meselelerinden olan milli kimlik birilerinin ortaya çıkarmaya çalıştığı aslında olmayan milli kimlik sorununu değerlendirmeye, incelemeye çalıştık. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun.